Hacı yakışıklı. Korkak seçmeni AKP'ye verdi, cesurlar CHP'ye. Bir Kasım üzerine o kadar yorum yapıldı ki şimdi bunlardan bir tanesini daha okumak isteyeceğinizi sanmam. Bu sebeple seçim sonuçları üzerinden değil, bundan sonra olacaklar üzerinden gidelim. Öncesinde ise demeden edemeyeceğim şeyler var. Yahu he he. Seçmen hükümetsiz kalmayı büyük risk gördü diyerek AK Parti'ye verilen oyların salt korkudan olduğunu söyleyenler var. Ya <laughs> öyleyse CHP verselerdi oyları, MHP verselerdi de onlar tek başına gelseydi. Milletin esas korkusu CHP, MHP ve HDP'nin ülkeyi tek başına veya koalisyon çerçevesinde yönetemeyeceği. Bir korku varsa Davutoğlu ve Erdoğan'dan kaynaklanmıyor. Bilakis korkulara karşı onların siyasi zihniyeti sığınak olarak kabul ediliyor. Millet kavurlaşmayınca kendileri gavura koşanlar. Milleti azmedemeyen aydın yazar görünümlü salyalı sırtlanlar şöyle diyor. Makarna ve kömürle satın alınan mahluklar. Türkiye'de yaşamak istemiyorum. Ülkeyi terk etmeye karar verdim. Avrupa'ya yerleşeceğim. Yazarlığı bırakıyorum. Yüz kelimeyle düşünenler bin kelimeyle düşünenleri yendi. Ağır bedel ödeyeceksiniz. Liste uzayıp gidiyor. Hür iradesiyle sandığa giden seçmeni aşağıladığını zanneden sanatçı ve aydın kadavraları İlk önce konuştukları foseptik çukurundan başlarını kaldırıp milletle aynı hizaya gelsin. Yurt dışına yerleşeceğim diyenler herhalde baktılar Türkiye yavurlaşmıyor. Hazırdaki yavurlara koşacaklar. Şimdi bunlar Erdoğan'ı ve AK Parti'yi eleştirince tarafsız oluyor. Bizler milli iradeye saygı duyunca taraflı oluyoruz. Hay Allah görüyor musun ne yapacağız şimdi? Neticede millet sandıkta gereğini yaptı. Bundan sonra AK Parti'ye düşen çok uzatmadan terörü ve paralel yapılanmaları bitirip kendi için içindeki çürükleri de bir an önce temizlemek mesele yine uzarsa milletin canı fena halde sıkılabilir. Önümüzdeki bir sene içinde Türkiye'nin hava sahası paralelsiz, terörsüz, darbesiz hava sahası olmak zorundadır. Vatandaş çözüm sürecinden nefret eder hale geldi çünkü çözüm diye yola çıkıldı ve bunu özellikle Kürt kimliği üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar kan olarak algılattı. Bu sürecin muhatapları değişmeli. PKK bitmeden başlayacak bir çözüm süreci halkta ters tepki yapar. Başkanlık sistemi ise hala tam olarak bilinmiyor. O sebeple vatandaş böyle bir sisteme makul şüpheli gözüyle bakıyor. Başkanlık sistemi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a direkt olarak sesleniyorum. Başkanlık sistemi mutlaka getirilmelidir. Bunu akil insanlar heyetine benzeyen bir stratejiyle yürütmek gerekiyor. Başkanlık sistemi için oluşturulacak heyette bu sisteme olumlu ve olumsuz düşünceler içinde olanlar bir araya getirilerek niçin olumlu veya olumsuz olduğu tüm illerdeki sivil toplum kuruluşlarına anlatılmalı. Oluşan altyapı sonrası kararı millet verecektir ve büyük ihtimalle karşımıza yeni seçim sistemi gelecektir. 2016 süresince bu heyeti oluşturmak elzemdir. Yeni anayasa referandumu yapılacaksa heyet çalışması daha evvel olmalıdır. Hacı Yakışıklı yeni akit.